Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Mayıs Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün açılış programımızda Ankara'da 9 koşulu bir program var ve 74 savkanın yer almış olduğu bir program. Biraz az gibi gözükebilir ama çok denk savkanlar bir arada arkadaşlar. Yani artık böyle eskisi gibi kolay yarışlar yok. Tabii ki favoriler de gelebiliyor, sürprizler de gelebiliyor. Buna hazırlıklı olmakta bence fayda var. Böyle programları bence kaçırmamak lazım. Ama tabii ki yüklenmemek lazım. En önemlisi o. Yani illa kesin tutacağız anlamına gelmesin. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani defalarca söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız kızıyor ama acı ama gerçek bu. Tabii bir de Kocaeli programımız var. Kocaeli programın şablonu bu videonun sonunda Ankara şablonu hemen arkasında olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim ve fazla da vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken kısa vade 7-4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışı ile başlıyoruz. 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 2 nolu her daim son hat temsilcisi Gökhan Kocakay ile start alacak olan bu safka yakalamış oldu. Güzel formuyla benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim oldu. 4 nolu Rockstar bu turbo temsilcisi Müslüm Çelik de yine son yarışta iyi rakiplerine geçti. Hatta burada 1 nolu safkanı geçmişti. Bugün Müslüm Çelik de yine bir hayli şanslı gözüküyor. O yüzden benim bugün önlere aldığım isim tabii ki o günün ikincisi olan bir nolu Tel Serencan. Bu Orçun temsilcisi de. Ve de tabii işte bugün rövanşı almak için sahada. Tabii sadece onu geçmek için değil. Diğer rakiplerini geçmek için de. O yüzden benim önceliğim 2-4-1'den yana. Ama bir hatta ilave edersek herhalde bu da ortadaki 3 nolu Kumbey olur Ayhan koşulunda. Günün ikinci koşusu şartlı 2 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. 7 safkanın yer almış olduğu koşuda bir nolu Fevkalade adı gibi Fevkalade bir yarış çıkardı ilk yarışında. Aynı aprantisiyle İstanbul'da güzel bir birinci geldi ve bugün hızını alamayıp Ankara surlarına kadar gelen bir nolu Fevkalade'den bugün yine bir Fevkalade yarış bekliyorum. Benim bugün de Banko isimlerin arasında olacak Enes Bozdağ ile arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışı ve 1 ve 4'ün ekili olduğu 6 safkanın yer almış olduğu yine güzel çekişmeli yarış gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinin geliri var arkadaşlar yani zor bir koşular var. Benim sırada bu şekilde 2 nolu Rıza Bey, bu Sultan Defus temsilcisi Vedat abi işte son güzel birinciliğine benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 3 nolu Şimşek izi bir sonra temsilcisi Ayhan koşuna start alan safkan yine yakalamış olduğu güzel bir formu ve istikrarlı durumuyla yine önlerde şanslı. 4 nolu Demir Adam, 1 nolu safkanda ekir olan bu arası temsilcisi Gökhan Kocakaya'da son 4.'de ise artan forma sahip. Aynı şekilde ekürüsü de çok bu aralar iyi formu var. Tabii ki bir de 5 nolu Soy Salan bu Ertürk temsilcisi Müslüm Çelik de yine son güzel birinciliğiyle benim burada şanslı gördüğüm diğer isim. 2-3-4-5 benim o koştaki sıralama. Ama dışarıda bir tek 6 nolu safkan kalıyor. Eğer kötü bir rüya görmek istemiyorsanız bakarsınız sürpriz yapabilir. Yani yapmayacak at değil. Yapar mı? Yapar arkadaşlar. Bu at yarışı zaten neleri gördük biz. Ama ben şablonu 2-3-4-5 yazacağım. Ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa 6'yı da yazıp bayağı kapatabilirsiniz. Ben çünkü genelde öyle bazen bir tane at kalıyor. Çok at yazdığım zaman kendi oynadığım zamanlar. Ya valla geliri hiç görmesen bile hani aşırı derece geliri yoksa onu bir şey diyemem. Ama bir ışık, bir yüzdelik, bir ikincisi varsa ben yazıyorum ne olur ne olmaz bu iş şeytan doldur derler ya işte o hesaba geliyoruz yani. Günün dördüncü koşusuna gelelim. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusuna 10 safkanın da yer almış olduğu koşu tabii ki ikinci altıdı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Evet burayı ben biraz iki kısım haline çıkardım. Son yarıştaki güzel birinciliğe bir anda formunu yükselten bence bu yarışta da çok etkili koşmasını bekledim. 8 oğlu Soykıran, Şimşek'in oğlunun temsilcisi Ercan Çankaya'da bana göre bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. O yüzden benim bugün risk alınabilecek safkanlar arasında gördüğüm için küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım olacak. 8 oğlu Soykıran, Ercan Çankaya ama rakip arıyorsanız bayağı rakip önerebileceğim. Bunlardan birisi 5 oğlu Keskintay, daha sonra 6 oğlu Fezalcan, 4 oğlu Basket, 1 oğlu Darlöy ve 3 oğlu Lemis önerebileceğim diğer isimler. Önce 8, daha sonra 5-6-4-1-3. Günün 5. koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna geldik. 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığın zaman 198 günlük araya rağmen uzun zamandan beri itina ile hazırlıklarını yapan ve dereceli galoplara çıkaran
Altın olup Panagia, bu banknot temsilcisi Akın Sözen'den bana göre kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Güzel bir dinçlik yarışı çıkarmasını bekledim. Bir ara tek bile atabilecek pozisyondaydım ama en azından kimsenin kafasını da karıştırmak istemiyorum. Sözlü olarak söyleyeyim, ben bugün Musafkan'a bayağı güveniyorum. Ama işte bir 198 gün de az değil. Yurt dışında olsa gözüm kapalı tek atıyorum. Çünkü orada genelde böyle ara verenler daha iyi koşuyor. Ama Türkiye'de işte biraz tersini işliyor gibi. Ama her şeye rağmen Altınolu Panagia benim favorim. 5 dolu John Balecorn bir halika. Nasus temsilcisi Ahmet Çelik'le start alan Savkan yine aradan sonra güzel bir ikincilikle formunu yükselten bu isim de bu senenin iyi tayları arasında gözüküyor. O yüzden bence ilave etmek gerekir. 1 nolu Captain's Key, The Pleasant Perfect temsilcisi de arızadan sonra bir düzeltmeler oldu Savkan'la ve bayağı iyi bir form yakaladı. Arka arkaya ikincilikler sergilen ve bugün sevdiği pistte, sevdiği mesafede bence şanslı. O yüzden 6-5-1'i biraz daha ön plana aldım ama bir ilave yaparsak yine bu mesafelerde etkili yarışları olan ve görmüş olduğu yarışlar adı formülü yükselten 4 dolu Yıldız Tozu'nda Özcan Yıldırım'la ilave edebileceğimiz son isim. 6-5-1 daha sonra 4. Günün 6. koşusu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışına geldi. 2 ve 6'nın ekür olduğu 8 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 5 nolu Katan bu turbodun tepsisi 10 yaşına geldi ama maşallah tay gibi. Müslüm Çelik'le start alıyor. Yine bugün beyaz bayrak aynı yapabileceği mesafede koşuyor. Ve Allah bir anda 2-3 boyluk avantajı kaptı mı biraz zor geçilecek görüntüye. Ama tabii ki bu taylar da başarılı isimler. O yüzden benim önceliğim 5 nolu Katan en azından 1200 metreyi bulmuşken süratli yapısıyla bir anda grubu dağıtabilir. 1 nolu Megastar bu turbo temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine sonlarda etkili sprintiyle öndeki rakiplerini avlamaya çalışacak. 6 nolu Pergamon, 2 nolu Safkan'la ekir olan bu Kazberg temsilcileri de Akın Sözen'le sonraki yarışın arka arkaya kazanarak güzel bir formuyla buraya katılan isim. Tabii ki iyi bir isim olan 4 nolu Yıldırım izini de unutmamak lazım. Mustafa temsilcisi Gökhan Kocakaya kesinlikle ön planda gözüken diğer isim. 5-1-6-4 bu koşudaki sıralama oldu. Günün 7. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 6 Safkan'ın yer almış olduğu bu koşuda 1 nolu Agent Spirit, bir Invisible Sun'ın güzel temsilcisi olan Gökhan Kocakaya start alan Safkan güzel bir başlangıç yaptı ve son yarışında da güzel bir üçüncülük elde eden ve dereceli galopları 635'leri rahat yapan bu 1 nolu Agent Spirit bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Benim de bugünkü Banco Liman'ım 1 nolu Agent Spirit oldu Gökhan Kocakaya'la. Günün 8. koşusu Handicap 15 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusuna geldik ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben önceliği 5 dolu Venice'ye vereceğim. Bu CD'nin kendi temsilcisi Müslüm Çelik'te son güzel birincilikle formunu yükselten ve burada da bir hayli iddialı olan bu safkan benim de ilk şans verdiğim safkan oldu. Altın oğlu Mor Salkın bu Greystone temsilcisi de Mehmet Keskin'in statü ve bomboş kilosuyla aradan sonra koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülüğüyle bir anda formunu yükselten bu safkan bence güzel bir sürprize imza atabilir. Tabii ki 4 nolu Neil Born, bir Kaneko'nun güzel temsilcisi de Mücahit Bayır'la yine güzel formuyla bence bu grupta da yazıp bayağı 5-6-4 olarak geçebiliriz. Ama ilave edelim derseniz de 3 nolu Sol Nasiente ve 2 nolu Brokbeck'i ilave edebileceğimiz isimler olarak önerebilirim. Günün son koşusunda meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna geldik. Ve 14 safkanın yer almış olduğu koşuda evet, bir tane de satılık izin var. Hem de Müzeyyen Karabulut'un gerçekten çok güzel bir orijin bu safkan. Bu 175 bin lira. Yani bunu alsan, aygırlık bile yaptırsan inanın güzel para kazanır. Çünkü kanatlı iyi. Bir Sekreford temsilcisi. Tabii ki ilgililere duyurulur. Neyse. Benim buradaki sıralama. Tabi burada ekürler de var. 4 ve 9'un ekürün olduğunu söyleyelim. 5 nolu Heart of Mine ile başlayan ve English Channel temsilcisi Ercan Çankaya'yla yakalamış olduğu güzel formüle formunu her geçen gün daha da yukarılara taşıyan bu safkan bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak gözüküyor. 2 nolu Amandero Wind River'ın temsilcisi olan safkandan Mehmet Salih Çelik de yine güzel ve etkili performans sergilemeye başladı. Bu safkanın pek fazla meydana takılacağını düşünmüyorum ama tabii ki at yarışı bu. Daha sonra 10.000 nolu Silver Pilot bir Bushranger temsilcisi Özcan Yıldırım'a start alan Safkan'dan son 8. ölç almadığım bir isim. Bence bu grupta her zaman iddialı olabilecek gözüken isimler arasında. Daha sonra 12 nolu Single Version bir Crossfire temsilcisi Ahmet Çelik'le start alan Safkan'da bir üçüncülük yaptı yarış hayatına başlarken ama arkasından bir 220 günlük arası var. Ama iyi idman durumu oldukça iyi gözüküyor bu Safkan'da bence
iddialı ve iyi koşması beklenen isimler arasında. Tabii bir de satılık levhası olan 8 oğlu Musharraf, Şeklefort'un güzel temsilcisi Kocakaya'dan bence bu grupta kesinlikle imal edilmemesi gereken isim olarak gözüküyor. 5-2, 11, 12, 8 biraz daha öncelik şans verdiğim isimler. Ama diğer yazmak isteyenlere, kalabalık yazmak isteyenlere de 6'ın oğlu Molto Allegro, 4'ın oğlu Cisno kendi ekürü avantajına sahip ve 7'ın oğlu Mr. Toprak önerebileceğim isimler. Öncelikli olarak Ankara hemen arkasından diğer programı sunacağım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.